Siz de tiyatroya çıktığınızda sahneye. Ayol delirmiş, ölüyoruz biz başlamadan oyun. Nasıl? İlk sahneyi anlatır mısınız? İlk yani herkes bir de gençler diyorlar ki aşk olsun Emre abla bunca yıl sonra heyecanlanıyor musun? Ben de çok güzel bir cevap veriyorum. İşte bunca yıl sonra onun için heyecanlanıyorum. Evet. 50 sene var arkada. Evet. Yani ya, ilk maşallah. Cahil cesareti diye bir şey denir ya. Yani gençken farkında değilsin, atarsın kendini. Ama 40 sene 50 sene varsa arkanda kaybedecek çok şeyim var o sahnede. Onun için onun heyecanı bambaşka yani. Ne güzel. Zaten o heyecan için yaşıyoruz. Yani o perde açılmadan 3. zil verildikten sonraki şu güm 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 var ya. Ay hem korkuyorsun hem heyecanlanıyorsun hem de mutlu oluyorsun. Garip bir şey. Gerçekten. Garip bir şey. Gerçekten öyle. Ama maşallah size. Aslında o heyecan yani adrenalin salgısı bizi sahnede daha dikkatli, daha temkinli, daha dinamik tutan bir hormon. Tabii. O hormona ihtiyacımız var. O hormon ama dozunda salgılanmalı. Eğer o dozdan biraz fazla olursa o zaman tehlike tabii. Abi işte Nevra Hanım bahsetti 49-50 yıl falan böyle bir zaman geçti. Benim de 2021 yılında 50. yılı hitam edeceğim. 2021'in Eylül ayında profesyonel olarak 50. yılım olacak. Nice yıllara. Teşekkür ederim. İnşallah. Birlikte hiç oynadınız mı? İlk defa oynuyoruz İlk defa. Birlikte tabii ben. Ben çok seyrettim. O da beni seyretmiştir. Tabii yani büyük usta. Aynı tiyatrolara da denk düşmüştük. Metin tiyatrosu Ben Metin abiyle çalıştım. Dorman'de biz tanıştık. Hem oyunlarımızı bir izledik hem de ben tabii Nevra Hanım Deve Kuşu kabarede oynarken de ona hani hayrandım. Büyük bir hayranı hala öyleyim. Bizim serüvenimiz küçük bir sahnede başladı. Mecidiyeköy'ün sonunda bir iş hanının 40 kişilik küçük bir salonunda başladı değil mi efendim bu provalarımız. Şimdi küçük alanda başladığımız için büyük alana çıkınca şimdi trafikte mizansen trafiği de var. O trafikte önce bir şey yaptık. Bir kendimize geldik yani. O küçük alanda bize emeği geçen sanatçı arkadaşlarımız var. Onlardan bahsetmek isterim. Bunlardan biri Yusuf Kerem Orak. Diğeri Erdinç Doğancı. Bir de Nagihan'ımız var. O da bize çok hizmet etti. Oyun orada şekillenmeye başladı. Nedim Saban sürekli başımızdaydı ama onun şöyle bir zekası var. Bütün beyinleri içinde böyle bir gider gelir o. Bir korelasyon yapar. Oradan bir sentez yapar. Oyuna ilişkin bütün detayları orada saptadı. Geçtik büyük salona. Büyük salonda da dekor nasıl olacak? Hep tiyatroda da böyledir ya. Hep son anda yetişir dekorumuz, kostümümüz değil mi ablacığım? Ama çok güzel bir prodüksiyon oldu. Gerçekten harika dekorda, bir prodüksiyon yaptı. Evet. İyi bir prodüktör, iyi bir rejisör, iyi bir tiyatro patronu. İyi oyuncular, iyi metin, daha ne olsun? Dekorda Cihan Aşar. Cihan Aşar müthiş bir dekor yaptı. Çünkü hem dernek sahnesini hem ev sahnesi ki ev sahnesinin içinde de ayrı mekanlar var. Onu iç içe kılan bir dekor yaptı. Işıkta İsmail Sağır harika bir ışık yaptı. Çünkü o ışıkla o iç içe geçmiş dekorun içinde ışıkla bir perspektif yarattı. Ve renkleri de duygulara göre değiştirdi. Hakikaten ışığımız, film prodüksiyonu gibi ne güzel. Aynen. Ben çıkanlar çok istediğim bir lafı söylüyorlar. Aa özlemişiz. Tiyatro gibi tiyatro seyrediyoruz diyorlar. Çünkü 60'lar, 70'ler, o evet. Dormenler, Kenterler. Hani hep vardı ya Ali Poyrazoğlu'lar, Necat Uygur'lar. Tabii Ankara Sanat Tiyatrosu. Ankara Sanatlar. Hani başı sonu belli. Birinci perde antrak, ikinci perde dekoru, kostümü, her şeyi mükemmel. Yerleşik tiyatroydu tabii o zaman istediğiniz gibi yapıyorduk. Biz şimdi dolaşacağız birazcık belki bazı şeyler eksik olabilir her sahneye göre ama hani birazcık eski tiyatro dönemini hatırlatıyor. Seyirci de özlemiş bunu o yüzden çok ilgi çok göstermeye başladı değil mi? Çok değil sevindim mi? Böyle bir evet. Oyun olmasına. İnşallah izleyeceğiz. İnşallah bekleriz. Biraz konuyu merak ediyoruz. İyilik ve sevgi kavramına yoğunlaşıyor. Oradan da
bana çok cazip geldi. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki her şey kötü. Negatif enerji. Sokağa adımını atıyorsun, negatif enerji. Öyle. Sana merhaba diyen yok, günaydın diyen yok. Nasılsınız diyen yok. Asansöre biniyorsun, iki kişisin zaten. Ya şöyle bir gülmüyor karşındaki insan. Eskiden daha kapı açılırken günaydın, nasılsınız, kaçıncı kata çıkıyorsunuz falan konuşulurdu. Şimdi bir karış surat. Ya neredeyse böyle vurup merhabalar, günaydın falan demek geliyor içimden. Burada iyilik anlatıyoruz biz. Yani güzellik ve iyiliği anlatıyoruz. İnsanlığı anlatıyoruz. İnsan ilişkisini anlatıyoruz. Biraz oradan da benim kalbime dokundu yani. Pozitif enerji vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. Kesinlikle.